Kolya'dasınız. Sizlere İzmir'den sesleniyorum. Ben Tolga Taviş ve programımızın adı Türk Kahvesi. Takip edenlerin bildiği üzere programımız klasik batı müziği kayıtları üzerine. Fakat benzerlerinden farkı ya bestecinin ya yorumcunun Türk olması. İşin içine bir Türk karışmazsa beğendiğim kayıtları sizinle paylaşmamaya çalışıyorum. Bu haftaki konuğum Tullio Gagliardo Baras. Kendisi bu duruma bir istisna değil. Biraz sonra size nedenini anlatacağım. Tullio Gagliardo Baras dünyada tanınan ve opera alanı üzerine uzmanlaşan bir orkestra şefi. 1965 yılında Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu. Müzikal çalışmalarını Kubo Üniversitesi ve Ulusal Konservatuvar'da yaptı. Ülkesinde bir süre çalıştıktan sonra 1990 yılında sanat yaşamını İspanya'da sürdürmüştü. İspanya'da pek çok opera günleri, eserler ve konserler yöneten Baras, Fransa'da yapılmakta olan çok sayıda önemli festivale çağrıldı ve bu festivallerde Carmen, Tosca, Aida, Sevil Berberi ve Nabucco'nun da aralarında bulunduğu tanınmış operaları yönetti. Baras, bugüne değin 20 ayrı opera, 40 ayrı operet ve 2200'den fazla konser yönetti. Yönettiği konserlerin birçoğu TVE'de yayınlandı. Bu durum Baras'ı lirik repertuara sahip şeflerden biri olarak bilinmesini sağladı. Toronto'dan Parma'ya, Kiev'den Sofya'ya, Ovidio, Bilbao, Malaga, Madrid başta olmak üzere İspanya'daki opera evleri ve senfoni orkestralarıyla sayısız sanat kurumunda misafirşeklik yapan Baras, 2003'te ünlü Arjantinli tenor Jose Cura ile birlikte 7 konser verecekmişti. 2005 yılında Aida operasını Nimes Arenası'nda yönetti. 2006 yılında İzmir'e gelen Tullio Gagliardo Baras, 2007 yılının Nisan ayından beri İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefliği ve genel müzik direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Ünlü orkestra şefi Tullio Gagliardo Baras'ı şimdi ünlü tenor Enrique Ferrer'e eşlik ederken dinliyoruz. Monomlesco operasından meşhur aria Vedi. Vedi son io che piango. Evet, Radyo Anatolia dinleyicileri, Türk Kahvesi'ndesiniz. Bu haftaki konum ve konuğum Tullio Gagliardo Baras. Nasıl bu programın konusu ve konuğu olduğunu düşünüyorsunuz eminim ünlü orkestra şefinin? Hikaye şu, Tullio Gagliardo Baras yaklaşık 2-3 yıldır resmen ve fiilen Türk vatandaşlığı statüsünde. Türk vatandaşlığını aldı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin genel müzik direktörünü ve orkestra şefliğini Türk sanatçı kadrosundan devam ettirmekte. Biliyorsunuz genelde Türkiye'deki operalarda genel müzik direktörü ya da orkestra şefleri yabancı iseler
ayrı bir statüde sözleşme imzalarlar opera ile. Bunu Tullio yapmadı. Ülkeden ve insanlarından o kadar memnun ki Türk vatandaşlığına geçmek istedi. Eşi ve 5 çocuğuyla birlikte Türkiye'de İzmir'de yaşıyorlar. İzmir'de ikamet ediyorlar. Kendisi benim hem meslektaşım hem çalışma arkadaşım. Kırmadı kendisi beni ve dijital olarak da olsa sorduğum birkaç soruyu cevaplama nezaketini gösterdi. Ben de programın içerisinde bu soru cevapları sizlere parça parça sunacağım. İşte ilk sorum. Tullio merhaba. Şubat programın biraz yoğun. Bize anlatır mısın sezon başından beri hangi şehirlerde hangi operaları yapıyorsun? Ve işte Tullio'nun şirin Türkçesiyle cevap. Benim için bu sezon 2016-2017 çok başarılı başladı. Çünkü Romanya'da, Bucrest operasında iki tane Manuel de Falla'nın ballet yönetim. Sombrero de Tres Picos ve Amor Brujo. İzmir operasında sezon Pagliacci ve Fledermaus başladı. Samsun operasında Carmen operasını yönettim ve Bursa Senfoni Orkestrası ile bir konser yaptık. Bu şubat çok işler yapacağım. Çünkü bu hafta 9 Eylül Konservatuarı'yla bir konserim var. Ve haftaya Şan Yarışması final yöneteceğim. İzmir Operası ile bu hafta Rigoletto Operası yapacağız ve daha sonra Ramadan Butterfly. Bu şubatta tekrar Samsun Operası ile Carmen Temsi yapacağım ve bu ay sonunda Tosca Operası yapacağım. Şubat bitince Samson ve Dalila Operası ile odaklanacağım çünkü onun premier bu Mayıs'ta olacak. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz. Tullio'nun sıradaki kaydını sizinle paylaşmak istiyorum. Jesus Guridi adlı İspanyol bestecinin El Caserio Intermedio adlı eseri. Şef Tullio Gallardo Varas. Thank you.
Radyo Anatolia'dasınız. Ben Tolga Taviş. Programımızın adı Türk Kahvesi. Sizlere İzmir'den sesleniyorum ve bu haftaki konuğum ve konuğum Tulio Gagliardo Varas. Kendisine hemen diğer sorumu sorayım. Tulio, Türkiye ve İzmir'le ilgili nasıl duygular hissediyorsun? Türk insanına sanat yapmak nasıl bir his? İlk defa Türkiye'de 15 yıl önce bir konser Bursa'da yönettim ve sonra İzmir'de bir konser yaptım. Bu ülkenin insanların nasıl davrandıkları ve büyükleri nasıl saygı gösterildikleri beni çok şaşırttı. Turistlere ve misafirlere karşı sıcakkanlı, yardımsever insanlar. Çok şaşırdım çünkü bazı ülkeler zamanla bunu kaybetti ve yaşamak için bu davranışlar çok önemliydi. Türkiye her zaman öğrenmeye hazır ve her zaman bana yardım etti. İzmir'de çok farklı renkler gördüm ve sesler duydum. Mutlu insanlar gördüm, çay içiyorlardı, tabla oynuyorlardı. Sokaklarda çok lezzetli yemekler, onların kokusu benim karnım çok mutlu yaptı. İzmir'in sahilini çok beğendim ve her zaman insanlar oradan yürüyorlar ve oturuyorlar. 2006 yılında beni tekrar davet ettiler ve İzmir'e aşık oldum. O zaman da ailemle bu şehirde yaşamak istediğime karar verdim. Ben çok şanslı bir insanım çünkü çoğu ülkelerde yönetebildim ama Türkiye gibi biri görmedim. Türkiye benim için en faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun kültür ve aktiviteleri ve buradaki insanlar bana çalışırken eğlenebilirim. Çünkü buradaki hayat çok rahat, doğrucu ve ailem için güvenli olduğunu gösterdiler. Bana göre sanat sever insanlar için bu ülke bir cennet gibi. Evet, yine Maestro Tulio Gagliardo Varas'ın yönetiminde bu sefer Pagliacci Operası'ndan meşhur bariton arya Si Puo, bariton Song Yun Ko, orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas. Scrivere i
batte vano. Dunque, vedrete amar, siccome che s'amano gli esseri umani, vedrete nell'odio i tristi frutti, Evet sayın dinleyiciler, Radyo Anatolia'dasınız. Programın adı Türk Kahvesi, ben Tolga Tabiş ve sizlere İzmir'den sesleniyorum. Bu güçlü alkışlardan sonra Maestro Tullio Gagliardo Varas'a son sorumuzu da soralım. Tullio, artık 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorsun aşağı yukarı. Gelecek için nasıl planların var hem mesleki olarak hem yaşam olarak? Benim bu ülkede çok derin duygularım var. Benim için ve ailem için gerektiğinde ne kadar yurt dışına çıksam ailemle burada İzmir'de en az 50 yıl daha kalmayı düşünüyorum. Sonraki sezon için çok yeni projelerimiz var. Mesela da Heuser ya da Hamlet operaları gibi. Bu zamana kadar çok büyük operalar burada yaptım. Otello, Turandot, Manon Lescaut. İzmir Ballet ile Adnan Saygun'un eseri olan bir Kum Rumasal'ı yaptık. Onlarla çalışmaktan çok gurur duydum çünkü gerçekten çok profesyoneller. Umarım sonraki yıllarda operaya yardım edebileceğim. Burada, Ankara'da, Samsun'da, Antalya'da ve belki ilk defa Mersin ve İstanbul operasında operalar yönetmek isterim. Evet, Maestro Tullio Gagliardo Varas'a bu samimi cevapları için çok teşekkür ediyoruz. Kayıtlarımıza devam edelim. Şimdi yine Tullio Gagliardo Varas'ın yönettiği çok şık bir eser, Giacomo Puccini'nin Le Vie operasından La Tragenda isimli senfonik bölümü dinleyeceğiz. We'll be right back.
Evet, Radyo Anatolia dinleyicileri, Türk Kahvesi programındasınız. Bu haftaki konuğumuz ve konuğumuz Türk orkestra şefi Tullio Gagliardo Varas'tı. Son olarak kendisinin ünlü tenor Huzi Kura ile Prag'da yaptığı bir kaydı dinletmek istiyorum. Turandot operasından Non piangere liu. Arjantin asıllı Türk orkestra şefi Tullio Gagliardo Varas'ı konu ve konuk ettiğimiz bu programımızın sonuna geldik. Haftaya yine Türk Kahvesi programını kaçırmayın. Klasik müziğin Türkiye'de yapılan en güzel örneklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. O zamana kadar kahvesiz kalmayın, keyifle kalın.